Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. Oyunun sesi fazla açık fark ettim. 98. Kayıp Krallığa bakmaya devam ediyoruz. Açık alan savaşları dönmeye başlamış. Burada LGS klanı aktifleşmiş. Ve bayraklar neredeyse yanmak üzere. 350 canı kalmış sadece buranın. Buranın da 337 canı kalmış. Ve buraya bir ek bayrak daha dikiliyor. Böylelikle 86 JG'nin şu anda bayrak bağlantısı kopmayacak bu bayrağın yanmasıyla beraber. Ama alt taraftan yanan bayrakların üzerine dikilen bayraklar sayesinde zaten 86 JG klanının şu anda birçok toprağı zaten gitmiş durumda. Şu da yanmak üzere. Bu onarılıyor maalesef. Ama Bu da yanmak üzere. 86 krallığı bayağı bir burada topunu yapmış durumda. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. 89. 86 da tekrardan açık alan üstünlüğünü almaya çalışıyor. Bir yandan buradaki bayrağa dokunmuşlar. Yakmaya çalışıyorlar. Artık 89 krallığının da uyuması gerek değil mi? Yani sürekli savaşıyorlar. Yaklaşık bir 10-12 saattir savaşıyorlar. Sanırım onlar da yavaş yavaş inaktifleşiyor. Çok yoruldular savaşmaktan. Hani hızlandırma ve kaynak açısından değil, insani, fiziksel olarak yorulursun yani bu kadar savaştıktan sonra. Bu kadar bilgisayarın başında oturup veyahut da bu kadar telefona baktıktan sonra. Bir yandan burada R89 klanının savaşları devam ediyor. 86 MK klanına karşı, biliyorsunuz 86'nın işte JG klanını egale etmek üzere. LGS'yi zaten egale etmişlerdi. JG klanı da elenmek üzere. Ancak 86 NK klanı hala hayatına devam ediyor. Bir sürü de toprağı var ve burada savaş devam ediyor. Üçüncü klan. Burada zaten iki klanla birlikte 86 krallığını bombardımana tutan 89 krallığı burada üçüncü klanı ile de aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Burada 18 krallığından da bir bayağı bir baskı gelmiş. Hatta buraya yeni bayrak dikmişler. Böyle gözüküyor. Yeşil krallığın baskısı devam ediyor mu peki? Henüz hayır, yok. Bu bayraklar da yanmaya devam ediyor. Bir yandan yeşil krallığın bayraklarını da yakmaya devam ediyorlar. Yeşil krallık... hangi krallık abi, onu bir öğrenebilir miyim? 80. Tamam, burası, bu arkadaşlar da 80 oluyor. 1780. Burada en son zaten LS90 klanını açığa çıkarmaya çalışıyorlardı. Ve ikinci bayrağı da dikip LS90'ı da özgürleştirmiş durumdalar şu anda. LS90 buradaki bayrağı yakıyor. Buraya epey bir destek gelmiş. Aynı zamanda buradaki bayrağı da yakmayı başarmışlar. Ve oldukça fazla bayrağa temas etmeye çalışmışlar. Yeşil krallıkta bayağı büyük bir baskı altında şu anda. Mor krallığında desteğiyle beraber tabii ki burada. Ve mor krallığın buradaki bayrağı yanıyor. Bir yandan burayla ilgilenemezler tabii ki. Açık mavi ne yapıyordu? Açık mavi de açılıyordu en son. Oyun çöktü. Oyun çökünce nerede kaldığımı unuttum. Sanırım yeşil taraf, turuncu taraf, mor pembe tarafı tamamen gösterdim. Burada sarı taraf var. Bu arada evet... Peki bayrağın yanmasıyla beraber şu anda bağlantı koptu. Ancak bu bayrağın dikilmesiyle beraber 3 dakika sonra o bağlantı tekrardan sağlanacak. Buraya bu sırada 89 krallığından yeni bayrak geliyor. Birçok şehir şu anda açıktı ama 3 dakika sonra tekrar bayrak bağlantısı sağlanabileceği için şehirlere açılan rally'nin hiçbir anlamı yok. Tamamıyla vakit kaybı şu anda. Bayrak bağlantısı tekrar sağlanacak ve ralliler iptal olacak. Açık mavi tarafa bakalım çok hızlı. En son onlar da bu şeyden kurtulmuşlardı. Evet. Şu anda mavinin bile bayraklarını yakabiliyorlar. Burada geciktirici bayrak atmışlar. Geciktirici dediğim işte oyalama bayrağı bunların hepsi. Biz uyumaya gidiyoruz. Biz uyurken çok bayrağımızı yakmayın kafasında. Burada sarı krallık. Bir bayrağını daha kaybediyor gibi gözüküyor. Burada da bir bayrak
çok yakın yanması, yanma süreci yanmasına çok az kalmış bir Ramzes rallisinin geldiğini görüyoruz. Bir yandan Uğur Bayrak da saldırı altında. Bu açık alan üstünlüğü şu anda NB klanında gibi. Krallık buff'ı da kullanıldı rally üzerine. Boş mu peki? Hayır değil. Emoji atmayın da görelim. Evet tamam. Şu an 11k karşı hasar yiyor. 8, 9, 10k yok 6k'ya kadar da düşebiliyor. Evet saldırı hasar. Burada tamam sıkıntı yok şu anda. Tabii bu bayrağa reinforce gelmeyeceği için belki şehirlerden atlayarak reinforce yapabilirler ama buradaki 2 kişi yapabilir onu. 3 kişi yapabilir. Daha fazlası yapamaz. Dediğim gibi açık alan üstünlüğü okçu rallisi kazanç. Bu rally başarılı olacak gibi gözüküyor kesinlikle. Şu anda buradan yürüyüp gelmeye çalışan 3-4-5 tane falan bir piyade ordusu görüyorum. Grafikleri de açayım da. Evet, reinforce'a gelmeye çalışıyorlar. Martel YSG savunuyor şu anda içeriği. Birinci KVK'da mıyız kardeşim? Ne oluyor? ...18'den buraya biraz daha yardım geliyor gibi gözüküyor. Süvari reinforce'da mıydı? Ha tamam okçuymuş o. Tamam. Atam. Şu an reinforce yetersiz. Buradaki kişiler yetişmeye çalışıyor reinforce'a ama çok zorlama bir reinforce bu. Pozisyon dezavantajı var. Başarılacak gibi değil. 2-3 kişi de reinforce'ladın. Hadi eyvallah. Devamı ne olacak? Alanda durmayın. YSG vuruyor. Aha biri swarm'a geldi. Etiflet'le debuff atıyor. Hala birileri YSG hasar yiyor. Ah, çok az kaldı zaten. Yakmayı başarıyorlar. Neredeyse yandı bile. Şuradan bir destek geliyor. Minamoto'yla piyade mi getirdin? Ne yaptın? Vallahi içeriye girmeden epey bir harcadılar. Ne kadar harcarlarsa onun açık yer. Bir kişi daha geliyor. Hemen onu da bir swarmlayalım. Bayağı bir baksana o giremedi bile içeriye. İçeride çok az sayıda asker kaldı. Swarm'a başlıyorlar. İçeride belli bir miktardan az asker kaldığında swarmlamayı yapabiliyorlar bayrağı. Ki onu da bakın hani karşı saldırı hasarından anlayabiliyorsunuz. 200-300 yiyor adam bayraktan karşı saldırı. Evet. Bu bayrak da kesinlikle yandı diyebiliriz artık. Hani yeterli canı yok zaten. Bakalım burada neler olacak. Evet. Bayrak kurulmuş ve tekrardan bağlantı sağlanmış. Beklediğimiz gibi. Bu bayrak yanmak üzere. Bu bayrak yanınca 1 4 4 tane şehir açığa çıkacak kalkansız. Bakalım hemen rallyleyecekler mi? Şu anda LGS ekibi bayağı kalabalık. Açık alan üstünlüğünü alabilirler 89'dan.
Evet, dalıyorlar. Krallık buff'ı yok mu? Denince sağlam bir top olmamış ama bakalım neler olacak. Bunların topu sabit tutmaları önemli. Saldırmamaları lazım aslında. Bir yandan barbar kalesi kesip ışınlanacak yer açıyorlar şu anda. Evet, buradaki bayrağın yanma işlemi tamamlanmış ama burada ışınlanabilir, yanabilir, saldırıya uğrayabilir bir sürü şehir vardı. 3 tane kalmış. Daha doğrusu 5 şehirdi galiba, 4 şehirdi. 3 tanesi duruyor hala. Tabii asıl odakları buradaki savaş üzerine olacaktır. LGS bayağı dağıttı çünkü burayı, 89'u. Bayrağın dikilmesi onlar için önemli. Daha 10 dakika var. Bu bayrağa toplu saldırı geldi mi acaba? Gelmedi sanırım. Bir sürü ağlayarak dönen 89 ordusu görüyorum ve bir Attila rallisi geldi şu anda. Savaşın çok kritik bir eşiği olabilir. LGS'nin geri dönüşü olabilir bu. Attila rallisi geldi ve bayrağı vurmaya başladı. Ve o bayrağın içerisindeki askerler öldükçe bayrağın inşa süresi de uzayacak. İçeriği Zenobia savunuyor. Açık alanı kaybederlerse reinforcelayamazlar. Reinforcelayamazlarsa da o bayrağı kaybederler. Bayrağı reinforce'lu tutmaya devam ediyorlar. Hala inşa süresi aynı. 6 dakika var. 9 dakikadan 6 dakikaya düştü yani. 89'dan buraya bir açık alan desteği geliyor. Evet, LGS artık gelen reinforce yolunu kesmek için hamlesini yaptı. Buradan reinforce yolunu kesmeye çalışacak. R89 tabii ki bu bayrağın sahibi olmadığı için herhangi bir şey yapamaz. Ancak açık alan savaşı verebilir. Bayrağa yapılan ralli iptal edildi. Bu bayrağın dikildiği anlamına geliyor. Bir sonraki ralli 4 dakika sonra gelecek. Eğer şu an swarmlamazlarsa. LGS açık alanda bir miktar bastırdı ancak burada ayrı bir şekilde savaşan LGS üyeleri var. Topu korumuyorlar şu anda ve o topun ya topun tamamını bu tarafa yürütmeleri lazım ki bence topun tamamı artık bu tarafa yürümeli. R89 sağ taraftan temizleyerek gelmeye devam ediyor ve bir rally da bir Attila rallisi geliyor şu anda. Ne geliyor rally? Şehre mi geliyor?
Evet, şehre geliyor galiba. Şu şehir... Bu şehirler doğru lokasyonda değiller şu anda. Doğru klan toprağında değiller. 60 M gücü var. Ölü sayısına bakalım hemen. 3648. Ve Ethel Flat savunuyor. Canı çok acıyacak. Aktif değilse. Kalkanı basmazsa. Düz 27K hasar gördük. 31K. Birisi şehrimi reinforce'ladı, ben mi yanlış gördüm? Aynı zamanda swarmlayarak adama yardımcı olmaya çalışıyorlar. 56 milyona düştü gücü. Aga. Aa, adam şehrinden askerleri çıkarıyor. Kalkan basamıyor çünkü savaş öfkesi var. Askerlerini kurtarıyor. Hemen bakalım ölü verdi mi? Kaçtı lan bunun ölüsü. Ulan beynim... Neyse siz hatırlıyorsunuzdur chat. Ben aklımda tutmamışım. Chat diyorum. İzleyiciler. Ben aklımda tutmamışım. Videoyu geri sarar bakarsınız. Ölü vermiş mi vermemiş mi diye. Evet, buraya yeni bayrak da atıldı. 89 tarafından. Ve... R89 buradaki açık alandaki işin çoğunu yaptı. I-89 ise pozisyonunu korumaya devam ediyor. LGS o rally'yi bozmamalıydı. O rally'yi devam ettirmeliydi. Kesinlikle. Aga, rally'den dönenler dönen ordularına dikkat etmemişler. İçlerinden geçtiler resmen. %50 canın altına düşmüş süvari ordular biraz daha hızlı oluyor ya. Yetişemediler. E86 CG'den şu anda bir rally geliyor. Artık bunu tutmak biraz daha zor bence. Sadece bir dakikası kalmış çünkü. Tek yapmaları gereken piyade reinforce'u tutmak zaten 40 saniye sonra o bayrak dikilecek. Ve o rally de bozulacak. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Ha. Ama bayrak yanacak. Bayrak yok olmayacak ama yanacak. Bir bayrak dikildiğinde bir anda ordularınız etrafa saçılır. Bayrak boş olduğu için de bir sonraki turda rally boş bayrağı vurur ve yakar. Kilen bayrakta öyle bir sıkıntı var. Aa, iptal ettiler. Niye iptal ettiniz lan? Az da 10 saniye daha devam ettirseydiniz yakacaktınız bayrağı. Yani yok olmayacaktı ama en azından yanmış olacaktı bayrak. Aa, LGS swarmlıyor, ne yapıyor lan? Bayrak dikildi. Ha, boş bayrağı vurmaya çalıştı LGS. Ama birisi anında içeriye girdiği için başarmış. Evet, şimdi hedefte şu iki bayrak var. Gerçekten bu bayrak da yanarsa artık 86 JG'nin hiçbir şekilde bağlantı şansı kalmıyor. Gerçi oyuncuların çoğu aktif. Hani bağlantı burada bir sürü oyuncu vardı. Ya kalkan bastılar ya ışınlandılar çünkü. Şu ve şu mesela. Az önce kalkansızdı. Kalkan basmışlar. Ya da ışınlanıp geriye gitmişler. Biraz açık mavinin tarafına bakmak istiyorum. En son bu bayrağı yakıyorlardı. Ne oldu? Çok az canı kalmış.
Bu bayrağın yanması demek, buradaki bütün bayrakların düşmesi demek. 2, 3, 4 bayrağın düşmesi demek. Tabii bu topraklarda olan var mı? Mesela bu arkadaş var. C sekmanından. Bu eleman rally yiyebilir. O 86 durumu bayağı ilerletmiş şu anda. Açık alanda 89'un hiçbir şeyi kalmamış neredeyse. Burada bayrak dikiliyor ama burada 89'dan bir Allah'ın kulu yok. Bayrak reinforcelanamaz ve düşer. Evet, LGS klanı tam olarak geri döndüğünü söyleyebiliriz. Şu anda bayrakları ralliliyorlar ve açık alan üstünlüğünü kurmuş durumdalar I-89'a karşı. L-89 buradan savaşa katıldı. Ancak şu anda savunma savaşı gerçekleştiriyorlar. Bayraklarını savunuyorlar sadece. Herhangi bir saldırı yapmıyorlar şu anda. Fakat 86 geri dönüş için çabalıyor. Anda açık alanı tamamen kesmiş durumdalar. Bu bayrağa da reinforce gitmiyor. Ramzes'i, YSG rallisi ise diledikleri kadar reinforce'layabiliyorlar diyecektim. İptal ettiler. Sanki reinforce gelmedi. Hani burada açık alan üstünlükleri olmasına rağmen yeterli okçu ordu getirilmemişti. Reinforce gelmedi. Çift ralliler gelmeye başladı 18 krallığından NB tarafına. Zar zor çıkan NB klanı şu anda 18 CS ve 18 FU klanı tarafından çift ralli yiyor. Zenobia ile tutmaya çalışıyorlar. Çift Attila Takila rallisini. Açık alan üstünlükleri İki tarafında yok gibi şu anda. İki tarafta eşit gibi götürüyor. İki tarafta rahatça reinforce'layabiliyor rallilerini. Rallilerini ve garnizonlarını derken şu anda ağır hasara dayanamıyor galiba bayrak. Yeterli reinforce gelmiyor gibi görünüyor ve evet 18 PU ve CS birlikte açık alanda üstünlüğü ele geçirmeyi başardılar. Artık buraya garnizon gelmesi oldukça zor. Biri daha girmeyi başardı içeriye. Ama böyle şey, bayrağı full tutmadığınız zaman oldukça zararlı bir raporla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bayrağı atmaları hem buradan 18 CS klanına hem buradan 18 FU klanına sınır yapmış oldu ve çift rally'den NB klanı burada bayrağını yaktırmış oldu. Baskı devam ediyor. İki tarafta birbirlerine baskı devam ediyor. Şu an hani şeydi, hani belki siz beni no Yaşar ne ayaksın. Hani hep aydınlık tarafı destekliyor gibi konuşuyorsun ama hani ben şeyi severim abi. Geri dönüşleri severim. Savaşın uzamasını severim. Eğlenceyi severim. Hani burada aydınlık tarafın savaşa geri dönmesi bizim eğlencemizi daha da arttıracaktı ve ben geri dönüş olmasını istediğim için açıkçası böyle biraz destekliyor gibi gözüküyor olabilirim. Burada 95 krallığı, yani kırmızı krallık bu zamana kadar hiçbir etki göstermemişti ancak şu an onlar da bir çıkış denemesinde bulunmuşlar. Bayrak atmışlar ve çevredeki bütün bayrakları yakıyorlar. Açık mavinin durum şu bayrakta sıkıntı. Onun dışında durum iyi. Kırmızı çıkmaya çalışıyor. Turuncu da en son geriye düşmüştü. Özellikle buradaki bayraklarını da yaktırmışlardı ama tutmaya başarıyor. Hala onarılıyor gözüküyor. Fakat burada işte N7S klanı oldukça iyi bir iş başararak hani turuncuyu geri ittirmeyi başardı. Hatta geçitlerinin arkasına kadar ittirmiş durumdalar ve şu anda bütün bayrakları tek tek yanıyor. Bayrak da yanıyor. Bu bayrak da yeterli reinforce gelmediği için şimdi yanacak. Bir yandan da evet, 89 krallığının 4. klanı burada Yeşil Krallığı ralliliyor. Ama
pek fazla reinforce geldiğini ve açık alan üstünlüğünün olduğunu söyleyemem. Evet. Turuncunun içinde, turuncu krallık içinde yani 90 krallığı içinde işler iyi gitmiyor şu anda. Onlar da artık uyumaya geçti gibi. Saat şu anda sabah 5'e 10 var Türkiye saatiyle. Mor krallık içinde işler pek iyi gitmiyor. Şu an hani buralarda pek bir sıkıntı olmasa da 86 baskıyı dindirmiş durumda. Hatta 86 baskıya geçmiş durumda. Buraları görmemiştim ben. Şimdi fark ettim. Tüm bayrakları rallilemeye devam ediyorlar ve hani 89 da belli ki artık uykuya geçmiş gibi. Yani az uyuyanın kazanacağı bir savaş, az uyuyanın kazanacağı bir KVK gibi, kralın toprakları gibi. Ve tüm her yerde şu anda 89'un bayrakları yanıyor. Geri dönüşün geri dönüşü oldu şu anda. Hani 89 büyük bir geri dönüşe imza atıyordu. Bütün krallıklar büyük bir şey imza atıyordu. Şu anda tekrar o baştaki baskıyı kurmuş olan krallıklar tekrar ele geçirmiş gibi. Sadece kırmızı hariç. Şimdi de kırmızı şeyleri bastırıyor, baskılıyor. Bayrakları baskılıyor. Elinden geldiğince fazla bayrak yakmaya çalışıyor. Şu anda tek önde, yani tek kazanan taraf şu anda kırmızı. Diğer bütün 3 krallık, turuncu, mor ve açık mavi şu anda kaybediyor duruma geçmiş durumdalar. Bakalım nasıl devam edecek bu savaş? Ne oldu burada ya? Ya 2 saat uyudum ya. Ulan en son partı kaçta çekmiştim? Saat 5'e mi geliyordu? Neydi? Saat 8'e çeyrek var. Sabah saat 8'e çeyrek var. 2 saat uyumuşum abi ve turuncu kilitlenmiş tekrardan. Mavinin tekrar içinden geçmişler. Açık mavinin. Tüm bayrakları yanıyor. MB klanı falan kalmamış. Bir tek kırmızı dışarıya çıkabilmiş. Bu süre zarfında bir tek kırmızı bir şeyler yapabilmiş. Ve kırmızı hala bir şeyler yapıyor. İlginç bir şekilde kırmızı yakmaya devam ediyor. Yani bıraktığım gibi. Hani bıraktığımda hissettiğim şuydu. Zaten hani turuncu geri düşüyor. Açık mavi de yavaş, sarı da yavaştan bastırıyor. Aa, kırmızı bir şeyler yapmaya başlamış dedim. Bir saat sonra kırmızı açılmış. Turuncu düşmüş. Açık mavi düşmüş ve en üzücüsü kader savaşının ardından Mor Krallık, 89 krallığı da düşmüş ve şu anda bütün bayrakları yanıyor. Hem de hepsi. Tamamıyla bırakmışlar abi. Hepsi yanıyor. Evet. Evet. Millet o kadar yoruldu ki, o kadar enerjisini kaybetti ki, yani yaklaşık 12-14 saat savaştılar. 16, belki de 16 saat falan oldu. 16 saat oldu. 16 saat savaştılar ve artık fiziksel yorgunluğa yenik düştükleri. Bu fiziksel yorgunluk, uyumanız gerekiyor. Evet, bir ara uyumanız gerekiyor maalesef ve işte uyumaya gittiniz. Bu an artık yan. Uyursan ölürsün abi. Merak ettiğim ne kadar şehir sıfırlanacak burada acaba? Yani şu arkadaş gerçekten uyumaya gitti mi? Bu. Burada bir rally geldiğini görüyorum. Cacu, barbar kalesi kesiyor ya ulan. Ulan. Bayrak onarılıyor ama sanırım boştur diye düşünüyorum. Gitmeleri yeterli olacaktır. Birçoğu kalkanı çekmiş. Ama hala kalkansız şehirler var. Evet. Bir KVK'nın da kaderi burada son buluyor. Yani belki yarın bir daha bakarım buraya. Bir şeyler değişti mi? Tekrar çıkmayı deneyecekler mi? Falan diye. Merak eder bakarım ama sanmıyorum. Yani buradan sonrasının dönüşü yoktur diye düşünüyorum. 86'yı, 18'i tabii ki burada morun direnişi kadar 86'nın tamamen 86 bütün topraklarını kaybetmedi sonuç olarak.
Ve ufak bir dinlenme arasından sonra LGS klanı tekrar geldi ve işi çekip işi bitirdi yani. Burada evet 89 çok güzel direniş gösterdi. Çok güzel bir işçi başarıyı imza attı ama bunların da hakkını yiyemeyiz. Diğer krallıkların da hakkını yiyemeyiz kesinlikle. Oldukça iyi direndiler. Oldukça başarılı savaştılar. Uzun zamandır görmek istediğim KVK'lardan biriydi açıkçası. Aydınlık karanlık KVK'sı. Hatta herhalde izlediğim en zevkli aydınlık karanlık KVK'larından bir tanesiydi bu be. Demelen. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Belki farklı gelişmeler olursa Part 3'ü getiririm ama muhtemelen farklı gelişmeler olmaz ve bu KVK böyle tamamlanır. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.